Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salat. Konumuz maksatta ittihat. Maksatta ittihat. Maksat, kastedilen, iddia edilen bir hedef, ileriyi gösteriyor. Kast. Yedinci vehim, Hutbe-i Şamiye'den okuyorum, 98. sayfa. İttihad İslam cemaati, sair cemiyeti dini ile şakkul asadır, rekabet ve münafatı intihac eder. Efendim 98. Bu toplam olduğu için 7. İttihad İslam cemaati ise cemaati sair cemiyeti dini ile şakkul asadır. Bilimin ittihat etmişler. Rekabet ve münafatı intihac eder. Ne der? Ne demek? Sen ne anladın İrfan? He? Konunun başını kaçırdığım için şey yapamadım. Maksatta ittihat. Maksat kast. İddia edilen hedef. Eğer sen ona ne kadar iddialıysan o kadar ona varmak için sebeplerine, isteklerine ve oraya varanlarla omuz omuza verirsin. Tamam mı? Yani Alem İslam'da şakulası var, ihtilaflar var. İttihad İslam cemaati. İttihad İslam cemaati, sair cemiyeti dini ile diğerlerle böyle şeyleri var. Rekabet ve münafatı intihac eder. Şimdi anlatıyor. Evvela soru bu. Yani şeyleri var. Birbirlerine bir adavetleri var. İttihad-ı İslam cemaati var. Bir cemiyeti var. Ustad zamanında bir cemiyettir. Dini cemaatler de var. Ona karşı bir adavet var yani. İhtilafları var. Ne diyorsun buna diyor. Bir kanunu kullanıyor. Tamam. El cevap, evvela umuru diniyede, şuradan okuyayım, evvela umuru uhreviyede haset ve muzahemet ve münakaşa olmadığından. Birincisi, haset olmamalı, muzahemet yani birbirine zahmet vermek, birbirini sıkıntıya sokmak olmamalı, münakaşa olmadığından olmamalı. Bu cemiyetlerden hangisi münakaşaya, rekabete kalkışsa ibadete riya ve nifak etmiş gibidir. Esasatı yani dine zıt olan edile-i şeriye dine zıt olan şeyleri yapıyorsa onu göstermeyle vazifelidir zaten. Eğer dinin esasatlarında herhangi bir mesele yok, yani temel, umumi hukukta bir şey yoksa, diğer cemaatlerin kendi içlerinde bir şartları var, kuralları var. Mesela Nurculuk'ta para toplamak yoktur. Ama İslamiyet'te yoktur denmez. Nasıl olur ya Nurculuk'ta o İslamiyet'te var da Nurculuk'ta yok? Mesela fakir zekat alabilir ama Ali Beyt alamaz. Yani istisnalar var yani bakın. Fakirin hakkıdır zekat ama Ali Beyt zekat alması haramdır. Nasıl oluyorsa bu da böyledir işte. Onun için Yasin'de ittebu men la yeselikum ecren ve hum muhtedun. Sizden bir şey talep etmeyenlere, bir şey istemeyenlere tabi olun. Yani hizmetine mukabil bir şey talep etmiyor adam. Şimdi eğer ölçüleri bilmezsek hem yanlış gideriz
hem de insanları yanlış yollara sevk ederiz. Şahsi hukukla umumi hukuku ayırt etmek lazım. Mesela bir cemaati bağlayan var. Cemaati bağlayan dusturlar var. Cemaatin içerisindeki kişileri birbirine bağlayan. Bu dusturları bu cemaat içindeki fertlere aittir. Bu cemaati diğer cemaata münasebet kurarken kullanılamaz. Mesela Nakşi tarikatında bir kural var. Kadiri tarikatında bir kural var kendi içlerinde. Nurculuğun bir kendi içinde kuralı var. Şimdi Nurculuğun kendi içindeki kuralları, Nakşi tarikatının kendi içindeki kuralları birbirlerine bakış tarzı ölçü olmamalı. Birlik sebebi addetmemeli. Birlik sebebi değildir. Cemaatler arasındaki, burada okuyacağım, birlik sebebi mutefekun aleyh olan dinin esasatına, zaruriyatına, musellematına ve musellematına, esasatına, zaruriyata, esaslarına ittifak etmek de mümkün. Benim esasat-ı nüriyemi getirir misin? Yani tarikatçı Nurcu'ya, Nurcu tarikatı Mahmud Efendi'ye, Süleyman'cı şöyle bakacağız. Dinin esaslarında harama helal diyor mu? Helala haram, harama helal diyor mu? Mutefekun aleyh olacağımız, hepimiz okey, tamam diyeceğimiz şeylerde dini cemaatler bağlantı sebebidir. Yoksa mesela ona ait eylemsel bir örnek vereyim. 20. İhlas Risalesi kaç tanedir? İki. Niye iki tane ki? Bir tane yetmiyor muydu? Biri enfüs, biri afak abi. Ne demek o? Biri cemaatler arasındaki, yani umum arasında, umum insanlar arasındaki münasebet. Diğeri kendi iç alemindeki. Bir şeyi nasıl yapman gerektiği, niye yapman gerektiği. Çok güzel. Yani 20. lema cemaatlere bakışımızı veriyor. Böyle bakacaksın. Yani birlik sebeplerin bunlar. Geliyor 21. lemaya da diyor ki, ey Nurcu, birbirlerinize bununla bakacaksınız. Karıştırırsan ne olur? Karışık adam olursun, berbat edersin. Dini cemaatlerle mutefekun aleyh olan zaruriyatta, musellematta, muhkematta, esasatta ittifak edilir. Onu anlatayım. Zaruriyat, iman esaslarında ittifak etmeliyiz. İman esaslarında. Dini bir cemaat olsa, mesela iman esaslarından bir tanesini inkar etse, sen de onunla ittifak etsen, sen de ondan olursun. Onun gibi olursun. Peki, musellemat nedir? Musellemat, selamette götür, İslam esaslarıdır. Yani namaza farz demelidir, oruca farz demelidir, zekata farz demelidir. Harama haram diyecek. Musellemat denilir. Muhkemat ise Kur'an'ın açık emirlerini kabul edecek. Müteşabih ayetlerinde mana mertebesi nihayetsizdir. Herhangi bir mana mertebesinin bir mana çıkarırsa, koyarsa tenkit edilmemeli. Ama Kur'an'ın açık emirleri var. Mesela vakimu sele ve atu zeka. Namaz kılın, zekat verin. Ha, bunlar tamam. Yani emirler ve hükümlerde müteşabih hayet yoktur. Nettir. Ama el muflihun, işte felah erenler, neyle felah erecek demiyor. Mutlak bırakmış. Kimisine göre cehennemden kurtulursam ferahtır. Kimisine göre cennete girersem ferahtır. Kimisine göre rüyetullah felahtır. Yani herkese göre değişiyor. Demek ki Kur'an'ın açık nas ifadelerine ittifak etmeli. Esasat ise ittifak edilmesi, kabullenilmesi mecburi olan rükünlerdir. Mesela namazın şeyleri,
hareketleri vesaire. Burada da veya zekatın farz, ha demiştik. O İslam esasının dışında olan mesela faizin haramiyeti ve rükünleri. Yani diğer rükünleri kabul ediyor. Demek ki dini cemaatleri bağlayan, yani dini cemaatler birbirine bağlayan kaidelerle her bir cemaatin içerisindeki fertleri birbirine bağlayan kaideleri karıştırmayacak. Karıştırmayacaksınız. Karıştırmayacağız. Nurcuları birbirine bağlayan kaidelerle nurculuk cemaatiyle başka bir cemaati birbirine bağlayan ölçü kaideler farklıdır. Farklı olmalıdır. Onunla bakıp da ne adavet edilir ne de muhabbet edilir olmamalı. Şimdi okuyorum. Evvela umur-u uhreviyede ha okumuştuk. Haset. Haset olmamalı. Bunun başı devrilsin. Haset. Niye? Niye haset? Sebabım Allah'ın deposu bitmiyor ki. Allah'ın cenneti de çok büyük. Ne sana gelecek sebabından aldı, ne de senin geleceğin cennetini gasp etti. Niye haset? Beni fazla kişi dinlemiyorlar, onu dinliyorlar. Allah Allah, insanların çokluğu ve azlığı alameti makbul ettiği ki, öyle peygamber gelmiş ki bir tane ümmeti olmamış. Diyor, kaç kişi demişlerdi ya? 100 sene şeylik yaptık, peygamberlik. 9 kişi mi, 10 kişi mi iman etmiş? 9 kişi mi iman etti? Yani yok 900. 9 değil yani. 9 yıl değil, 950 sene. 9 işte 900 diyorum. Ha 9 mu dedin? 900 sene şey yapmış, herhalde fazla geçmemiş yani. Gemide kaç kişi vardı ki? 40 kişi. Demek ki muzahemet, sıkıntı vermemek, münakaşa olmadığından, peki yapıyorsa... Bu insan ibadetine, hizmetine riya ve nifak karıştırıyor. Saniyen, muhabbeti din saygısı ile teşekkül eden cemaatlerin iki şart ile umumunu tebrik ve onlarla ittihad ederiz. Bak dini cemaatlere eğer din adına teşekkül etmiş dini cemaatsa iki şartla onlarla beraberiz. Çok ilginç değil mi? Çok ilginç. Bir de okuyayım. Muhabbeti din saygısıyla, yani din aşkıyla teşekkül eden cemaatlerin iki şart ile umumunu tebrik ederiz. Aynı zamanda onlarla ittihat ederiz. Hem tebrik ederiz. Birinci şart, hürriyet-i şeriyeyi ve asayişi muhafaza etmektir. Yani onu bunu etbaana kötülememeli, etbaana hürriyet-i şeriyeyi kaldırmamalı. Allah'ın verdiği hürriyeti, hürriyet-i şeriyeyi sen kısmayacaksın. Bunların en büyük baş belası, hürriyetin baş belası, hürriyetin taassuptur. Taassubun alt veri tabanı neydi? Kullanalım bu derste. Adem muhakeme. Adem'i muhakeme ve? Evet, evet. O işte. Cehalet. Yani hürriyet-i şeriyenin baş belası taassuptur. Allah'ın verdiği hürriyet. Mesela şöyle diyeyim. Sen okula giderken birisi koluna girdi. Veya bir sebeple oradaki bir arkadaşınla Nurları tanıdın. Evlerine gittin. Çay içtin. Ondan sonra bugüne kadar geldi Nurçu oldun. Peki sen o grubu, o cemaati bilerek mi gittin? Yok. Sen Nakşiye, Süleymancılara, tarikata, Nurculara, efendim ve Nurcuların grubuna, Süleymancıların grubuna vesaire. Tarikatın grubuna, Mahmud Efendi'nin gruplarına. Grupları da var onlar. Seçerek mi gittin? Yok. Koluna birisi girdi, girdi. Öyle seçmedin. Peki orada büyütüldün. Orada malzeme yaptılar sana. Ondan sonra kalkıyorsun kafayı ona buna saldırıyorsun. O yanlış.
Nereden biliyorsun? Girdin mi içine? Sen burada bulunduğun için bunu hak biliyorsun. Tamam. İki, asayişi bozmaması lazım. Dahilde cihat manevidir. Asayişe dokunursa onlarla bir olamazsınız. Bir de okuyayım. Biz din adına teşekkür etmiş dini cemaatleri severiz, tebrik ederiz, onlarla ittihat ederiz iki şartla. Bir, hürriyet-i şeriyeyi ve asayişi muhafaza etmek şartıyla. İnsanlara Allah öğren, ilim yap dedi. Sende olmayan bir özelliği senin etbağın, yani cemaatin birisi başka yerden öğrenecekse, tamam, öğrenecekse, mesela diyelim ki her cemaatta her bir özellik var. Her cemaatin her özelliği var. Mesela şöyle diyeyim. Nurculuk'ta Arapça kurslar da var. Hafızlık kurslar da var. Ama temelde Nurculuk'un temel işlevi değil hafız yetiştirmek. Mahmud Efendi cemaatine göndermelisin yani. Efendim, Risale-i Nur'da şey var, evrat eskarlar çok. Ama böyle tasavvuf meşrevi birisi ise, bakıyorsun böyle, onu müsaade et, gitsin menzile gitsin. Yani hürriyet-i şerisini kısma demek. İkinci şeyi de, birincinin ikinci beş şıkkı, asayişe dokunmayacak. Mesela bir Nurcu'ya veya bir Müslüman, emniyettedir, toplumdadır, şuradadır. Haydi asayişe zarar verecek. Devleti zor durumda sokacak. Yani siyasi hareketi üzerimize çekecek. Hizmetimize, abonmanlarına zarar vermesine vesile olacak. Asayişe dokunmamak gerekiyor. Asayişe dokunanla ittifak edemezsiniz. Nurculuk'ta diğer dini cemaatlere ittifak ederiz. İki şartımız var. Birinci şartımızın A şıkkı hürriyet-i şeriye, B şıkkı asayişi dokunmazsa onunla onu tebrik ederiz ve onunla ittifak ederiz. İkinci şık, muhabbet üzerinde hareket etmek, başka cemiyete leke sürmekle kendisine kıymet vermeye çalışmamak, birinde hata bulunursa müftü ümmet cemiyeti ulema havale etmektir. İkinci şart, muhabbet üzerine hareket etmektir. Başkasını aşağılayarak, lekeleyerek, kötümseyerek, eksikliklerini söyleyerek kendisini ifade ve ibraz etmemeli. Yani kendisini göstermek için, şu kadar insanlar için herkesi aşağıya indirip kendisi çıkmıyor yukarıda. Yukarıda gözükmesinin sebebi etrafı aşağı inmesidir. Eğer meziyetin varsa hafa turabında kalsın ki ne şunema bulasın diye. Varsa meziyet, onlara dokunmadan sen yükseleceksin. Onları indirmeye ihtiyaç duymamalısın. Yani dini cemaatlara dil uzatanlara, dini cemaatların eksikliklerini serişte edenlere, dini cemaatların fertlerinin hatasıyla cemaati bağlayanlara, fertlerin hatalarıyla cemaata bakış tarzı getirenlere, fertlerin hatasıyla cemaata hücum etme bahanesi arayanlarla bir olamazsınız. Gördüm, bir örnek veriyorum, Süleymancılardan bir tanesinde bir hata. Gördüm, menzilciler bir hata. Bak, menzilciler böyledir. Bu adam muvazenesiz işte. Yani genelliyor. Hası genelliyor. Bir insan bir şehir gibidir, bir cemaat gibidir, 18 bin alemdir. Bizde kusur yok mu? İyilik de var. Bir insanın kusurlarını esas alırsan, güzellikleri almasan ilk önce kendin yok olman lazım. Kendi kusurlarına razı olan başkasının kusurunda razı olacak. Bizim dini, diğer dini cemaatleri kusurlarını ortaya koymak, kusurlarını serişte etmek, onların kusurlarını millete göstermek ve onlardan kötü olmak, insanları soğutmak için bahane aramak diye dini bir vazife var mıdır? Din midir bu? Böyle bir din olur mu? Arkadaşlar,
böyle bir din olmaz, böyle dini cemaat olmaz. Nasıl? Hucumla beslenen bir din anlayışı. Tenkitle beslenen, aşağılayan, onun bunun kusurunu araştırarak kendisini ifade eden bir dini cemaat olmamalı. Dinle alakası olmaz bu işin. Öldürme üzerine din olmaz. Tenkit üzerine cennet olmaz kardeşim. Böyle bir şey olmaz ya. İbadet değil çünkü. Bak bir ikinci bir de okuyayım. İkinci şartımız. Muhabbet üzerinde hareket etmek. Başka cemiyete leke sürmek de kendine kıymet vermeye çalışmamak. Bak şu şöyle. Bu da böyle, bu da böyle, bu da böyle, bu da böyle. Kendisinden başka herkese leke sürdü. Niçin kendine? Ben sütten çıkmış kaşık mıyım? Çalışmamak, bir de birbirinde hata bulunsa, hata yok mu? Var. Nereye havale edeceğiz? Müftü-i ümmet. Ümmetin müftüsü, yani genel anlayışa bırakmak. Şeriattaki hükümleri beyan ve açıklamakla ışık yok değil mi? Işık yok mu? Bir yak bakalım sen zarar vermiyorsa. Şeriattaki hükümleri beyan ve açıklamakla neyse olan zat. Yani şey, sen zarf veriyorsan sındırabilirsin. Müftü ümmet, ben lügatını vermeyeceğim. Lügat bu. Yani ümmetin müftüsü derken şeydir. Toplumun o zaman bağlayan Şeyhülislam. Şimdi yok da şair İslamiye toplumun din anlayışına havale etmek, cemiyeti ulemaya havale etmektir. Yani cemiyet zaten onu kabullenmeyecektir. Anladık değil mi? Din adına, din muhabbeti adına teşekkül etmiş dini cemaatlerle iki şartla ittifak ederiz. Birinci şartın A bendi, B bendi. Yani A şıkkı, B şıkkı var. A şıkkı hürriyet-i şeriyeye ve asayişe, ikinci şık, asayişe dokunmamak şartıyla onunla ittifak ederiz. İkincisi, muhabbet üzerine hareket etmek, kendi Müslüman, diğer Müslümanları muhabbet etmek, adavet etmemek. Adavet etmek istersek, nefsimizdeki adaveti adavet etmek. Düşmanlar çok, İsrail çok, Amerika, İngiltere. Herkes İsrail'i düşman zannediyor. En büyük İsrail, en büyük düşman Amerika'da değil. Kimdir? İngiltere'dir. İslamiyet'in diyor ustad, ezeli ve ebedi düşmanı olan İngilizler diyor. Okuduk. Salisen, ilahi kelimetullah hedefi maksat eden cemaat hiçbir garaza vasıta olamaz. Yani Allah'ın dinini ilah etmek, aziz etmek, yaymak, hakim kılmak, genellemek istiyorsa hiç kimseye dalaşmaması lazım. İsterse de muvaffak olamaz. Yani çok acebime gidiyor. İttihad-ı İslam istiyoruz, değil mi? İslam birliğini istemeye var mı Müslümanlar? Kafire karşı ayakta durmanın tek yegane çaresi İttihad-ı İslam'dır. İslam birliğidir. İttihad-ı İslam'ı yapmak isteyen adam kendi cemaatinin içindeki gruplarla ittihad yapmamış da. Onu bunu aşağılıyor, onu bunu tenkit ediyor. Bir de İttihad-ı İslam'ı utanmadan istiyor yani. Senin isteme hakkın yok ki. Sen kalkırsın din adına kürsüde dini cemaatleri tenkit ediyorsun. Niye diyorsun? Başka tenkit edip bir şey bulamadın mı? Ben sana söyleyeyim ya, İngiltere'yi tenkit et ya. Tenkit et arkadaş. Ha yeter yani, yukarıda okumuştuk. Dinin esas hatlarına, dinin hükümlerine alelen şey yapıyorsa, tenkit ediyorsa, reddediyorsa, inkar ediyorsa esaslarını, mesela faizi helal diyor adam diyorsa, namaz yoktur derse, özürlü günlerde namaz oruç tutulur diyorsa,
bunlarla ittifak edilmez. O bu, onu bunu dini cemaatleri hedef yapıp aşağılıyorsa, tenkit ediyorsa onlara işimiz olmaz. Asayişe dokunuyorsa, insanlara bağnazlık aşılıyor, taassup aşılıyor, hürriyet-i şer'i, Allah'ın verdiği hürriyet-i şer'iyesini kaldırıyor. Ve bunlarla ittifak olur mu? Çünkü bunların ilahi kelimetullah diye bir dertleri yok. Ağızlarında var bunlar. Kişinin işidir aynası, lafa bakılmaz. İttihad-ı İslam istiyor, ihtilaf-ı İslam'a çalışıyor. O kardeşini hazmedemiyor, tahammül edemiyor, güzelliklerini göremiyor. Nasıl İttihad-ı İslam yapacaksın? Söyler misin bana? Hani İttihad'ın merkezi sendin? Mübarek bir cemaattin, tamam. Beni daha hazmetmedin, nasıl İttihad-ı İslam yapacak olacak? Beni hazmedememişsin daha. Ben seni hazmedememişim. Nasıl İttihad-ı İslam olacak? Kim yapacak bunları? Melekler mi yapacak? Geliyorum seni ziyaret ediyorum, suratıma bakmıyorsun. Geliyorsun suratına bakmıyorum. Bakmışsam da otur kardeşim falan diyorum. Ondan sonra alıyorum kitabı, ver yansın yapıyorum sana. Ben adam mıyım yani? İlahi kelimetullah mı yapıyorum? İlahi yansın yapıyorum. İlahi kelimetullah hedef maksat eden cemaat hiçbir garaza vasıta olmaz. İstese de muvaffak olamaz. Yaptı mı? Cemiyet yukarıda dedi ya, cemaatin müftü-i ümmet, cemiyet-i ulema ona reddedecek. Onlar hep geri gidiyor, geri gitmeye de, yok olmaya da mahkumdurlar. Çünkü insanın fıtratına uygun ceyran verilmeli, hareket verilmeli. Fıtratına zıt hareket verilirse, biraz kandırırsın, birkaç sene ama sonra tak diye bu yol su yatağını bulur. İsterse de muvaffak olamaz. Zira nifaktır. Hakkın hatırı alidir. Hiçbir şeye feda olunmaz. Hürriyet-i şeriyesini fark eden insan palangaları koparır. Hakkın, Hasan'ın hatırı var. Abimizdir, hocamızdır, şeyhimizdir, bilmem neyimizdir. Ama hak var bir de. Bir Hasan'ın hatırı var. Bir de hakkın hatırı var. Eğer ben haksam, hak yoldaysam bunları yapmamam lazım. O zaman hatır olur. Düşünebiliyor musunuz? Ben mukaddesatımı reddediyor. Muhalefet ediyor mukaddesatıma. Siz bana ittifak ederseniz otomatik olarak siz de mukaddesata muhalefet etmiş olmaz mısınız? Eğer ben mukaddesata, dine, Kur'an'ın açık emirlerine muhalefet ediyorsam, siz de beni seviyorsanız, siz de otomatik olarak ben muhalefet ettiğime muhalif etmiş olursunuz. Hakkın hatırı alidir, hiçbir şeye feda olunmaz. Nasıl Süreyya yıldızları süpürge olur veya üzüm salkımı gibi yenilir? Şems-i hakikatta püf üf eden divaneliğini ilan eder. Ey dini cerideler, ey dini gazeteler, maksadımız dini cemaatler maksatta ittihat etmelidirler. Mesalikte ve meşreplerde ittihat mümkün olmadığı gibi caiz de değildir. Zira taklit yolunu açar ve ne me lazım başkası düşünsün sözünü de söylettirir. Yani ey dini cemaatler ve ey dini çalışanlar, dini cemaatler cemaatlerin içerisinde bulunan ölçülere göre değil davet edilmez, davet bitaattır. Dini cemaatler maksatta, dinin esasatlarından, muhkematında ittifak etmelidirler. Mesalikte, meşreplerde, cemaat meşreplerinde ittifak olmaz. Davet etmek de bidat. Hatta şöyle diyeyim. Öyle bir şey yok ama bizim bir grup olsa. Ben öyle bir şeyi kabul etmiyorum yani. Sen abi hangi gruptasın? Ben Nurcu'yum kardeşim. Ama tamam da grup umurum yok kardeşim. Öyle bir şeyim yok. Öyle bir şey yok. Gene diyecekler ki, hani Vehhabilerin bir şeyi var ya, biraz güldüreyim. Adam kamyoncu. Çay. Bak bunu söylenebilir. Kamyoncu. Dedi ki,
Ya İmam Azamlar, dinici şeyler, mezhepler bizi aldattı, şimdiye kadar şey yaptı falan. Hiçbir şeye tabi olmamak lazım. Kendin Kur'an'la gitmen lazım falan dedi. Allah Allah. Dedim ki ben seni tanıyorum. Birkaç defa gördüm. Böyle fikirlerin yoktu. Hiç kimseye tabi olmamak gerekiyor. Direkt Kur'an'dan gitmek gerekiyor diyorsun. Sen dedim bunu ne zaman iddia etmeye başladın? 6 ay önce dedi Müslüman oldum dedi. Ondan önce şirk ehliydim diyor. İmam o zaman tabiymiş, Kur'an'a tabi değilmiş. Peki 6 ay önceden başladın. Bunu sana kim öğretti bunu? Ona tabi oluyorsun. Hiçbir şeye tabi olmamak gerekiyor diyene tabi oluyorsun. Vehhabiydiler bunlar. Şimdi isim değiştirdiler. Selefiler denmiş. Bakın aslında bir yere tabi olmuş da haberi yok. Nereye tabi olmuş? Hiçbir yere tabi olmayın. Direkt Kur'an'dan gidin diyene tabi oluyor. O da bir tebaiyettir. Hatta gerekçeli bir dindir ateizm. Bir yerde söyledim ama bu nasıl olur? Dindir kardeşim. Ateizme niçin inanıyorsun? Gerekçen var. O zaman dindir. İnanıyorsun ya. Gerekçeli inanç var orada. İnanmamaya inanıyor. Yani gerekçesi var. Şimdi gelelim şeye bak. Dini cemaatler dinin esasatında, zaruriyatında, musellematında, ahkamında ittifak etmeli. Yoksa dini cemaatler içerisindeki o meşrepler var ya meşrep. Mesela benim bir meşrep şöyle diyeyim. Benim bir bardak var. Nehirden bir su aldım. Senin kovan var. Ötekisinin kazanı var. Ötekisinin de ufak bir şeysi var. Yani nehirden su alma vasıtana maşrapa denilir. Maşrapa. İnsan da bu olursa meşrep olur. Yani Risale-i Nur'dan herkes maşrapasına göre alır değil mi? Maşrapasına göre alınca ben de olur meşrep. Peki dini cemaatlerde, gruplarda onu anlatmak için anladım. Fertlerin herkes farklı meşrepte değil mi? Hanginiz benim meşrebime uyuyorsunuz? Var mı böyle bir şey? Tek bir tane var. Hamsi var yani bu. Memeli balıklarda bile yok. Yunus'tan memelidir. Hamsi memesiz balık olduğundan dolayı bir kasa balık alın. Hamsi. Alın bir tanesini incelerken böyle elinizden düşse, kasaya düşse. Hangi hamsi olduğunu nereden bileceksin? O kadar birbirine benziyor. Ha. Bunlarda ihtilaf olmaz. Çünkü meşrepleri bir. Arkadaşlar bir cemaat, bir grubun bile fertlerinin ayrı meşrepleri yok mu? E bu meşrep birliği nasıl olacak? Şunu demek istiyorsun. Herkes benim kalıp gibi olsun. O ki sen benim gibi olacaktın. Allah seni niye yarattı? Ben vardım zaten de. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ey Ali! Ömer gibi ol. Ey Osman, Ali gibi ol. Ey Ömer, Ebu Bekir gibi ol vesaire de Allah'ın emri. Böyle mi dedi? Niye bunun gibi ol demedi? Ama Resulü Ekrem Aleyhissalatu vesselam da, Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ve diğer sahabeler de malzemeyi aynı. Kur'an. Kur'an ve onun hayattaki açılımı olan sünnet-i seniyye kullandı. Yani villanın da gece kondunun da temel maddeleri aynı. Tuğla, çimento, demir. Villanın da temeli bu. Gece kondunun da malzemesi bu. Yani Hazreti Ömer'i Hazreti Ömer yapan radıyallahu anh Kur'an hakikatleri aynı. Hazreti Ali'yi Hazreti Ali yapan, bu yapan seni de beni yapan aynı malzeme. Önemli olan senin sistemin, programın. Yılan su içer, arada su içer. Birisi zehir akıtır, birisi bal akıtır. Zehirle bal, suyla alakası yok. Yani suyun kendisi değil. Onu dönüştüren fıtrat. Onun için o fıtrata meşrep denilir. Hepimiz meşrebimiz ayrı. Yani maşrapamız ayrı. Onun için diyor ki, dini cemaatler maksatta ittihat etmelidirler. Mesalikte, mesleklerde, yani meslek şu, nurculuk bir meslek. Süleymancılık bir meslek. Sülük edilen yol abi. Sülük edilen yol. Evet. Atimendi, Atimendi diyorum. Yok yok, Adıyaman'a. Menzil. Menzil mesela. Adıyaman yani onu diyecektim.
efendim gruplarıyla mesela. Yani mesela diyelim ki Mısır'daki İhvan-ı Müslim, Pakistan'daki Tebliğ Cemaati diyelim genelliğin. Arkadaşlar bunlar cemaattir, mesaliktir, mesleklerdir, sülük edilen yoldur, gidilen bir yol. Ama giderken yolda çok kişiler var, her bir kişi de meşreptir. Yol var. Kabe'ye herkes gidiyor. Ama birisi Pakistan'dan gelmiş, birisi Mısır'dan gelmiş, birisi Türkiye'den gelmiş. Yol var. Bu yolların adı mesalik, meslek. Bu yolda yürüyenlere de meşrep denilir. Yolda sırf sen mi yürüyeceksin? Ben de yürüyeceğim, sen de yürüyeceksin. Kadın da var, erkek de var, çocuk da var, alim var, zalim var, herkes var işte. İşte ne güzel demiş. Demiş ki, dini cemaatler maksatta ittihat etmelidirler. Mesalikte, mesleklerde, sülük edilen yolda, yöntemde ve meşreplerde. Meşrep, kişinin kendi bünyesi, fıtratı, anlayışı, yani kabı. Bunlara davet edilmez. Gel benim gibi ol. İttihat mümkün olmadığı gibi caiz de değildir. Herkes nurcu olsun. Olmaz kardeş. Menzil de olmalı, Süleymancılık da olmalı, Mahmud Efendi cemaati de olmalı, Kadiri de olmalı, İhvan-ı Müslim olmalı, Tebliğ cemaati de olmalı. Herkes aynı yapıda değil ki, o orada bulunabiliyor. Zira taklit yolunu açar. Peki herkes şey yapsa, dini cemaatlerinin ayrı güzelliklerinin bir güzelliği şu. Kendisini ifade etmek, güçlü yapmak, genellemek için gayrete atılır. Ama onu bunu tenkit için değil. Ben daha çok insanlara varayım diye gayret ediyorum. Ama herkes dini tek cemaat olsa, ya o düşünsün, o düşünsün. Yani İslamiyet'i yayayım dese, o da Müslüman, o da mı? Yani o düşünsün, tembellik olur, neme lazım olur. Ama nurculuğu yayayım, İsmail Ağa cemaatini yayayım, menzil şeyini yayayım. Ya bak İslamiyet'in içindeki bir mesalik, meslek ya. Ne yapar? Gayrete geliyor. Gayrete gelmesinin sebebi cemaati genel değil. İslamiyet geneldir. Çapını genişletmek için gayreti şey yapar. Eğer diyor bütün herkes aynı meslekte olsa ne olur? Taklit yolunu açar. Neme lazım başkası düşünsün. Sözünü de söylettirir. Tamam. Peki Utbe-i Şami 86'dan okuyacağım şimdi. Bizim cemaatimizin meşrebi, muhabbete muhabbet, hüsümete hüsümettir. Yani beynel İslam muhabbete imdat ve hüsümet askerini bozmaktır. Yani beynel alemi İslam muhabbete imdat etmek, yani muhabbetini göndermek. Aramızdaki dini cemaatler arasındaki hüsümete, hüsümet askerini bozmaktır. Mesleğimiz ise, yani neydi biraz önce, cemaatimizin meşrebi buydu. Ne diyor? Muhabbete muhabbet, hüsümete hüsümet. Yani hüsümet duygusuna hüsümet etmek. Mesleğimiz ise, ahlak-ı amedi aleyhissalatu vesselam ile tahalluk. Tahalluk? Ahlaklanmak. Ahlaklanmak, boyalanmak. Ahlak-ı peygamberiye göre boyalanmak, sünnet-i peygamberi ihya etmektir. Demek ki mesleğimiz bu. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ahlakı ile taalluk, tahalluk, hallenmek, boyalanmak, peygamber ahlakı ile ahlaklanmak, ona benzemeye çalışmak, sünnet-i seniyi ihya etmektir mesleğimiz. Rehberimiz kim? Şeriat-ı Garra. Şeriat-ı Garra? Garra ne yok? Şeriat-ı Garra. Parlak. Aziz, ulvi. Şeriat-ı Garra. Kılıncımız? Demir döküm falan değil. Kılıncımız? Berayin-i Katia. Berayin-i Katia. Yani? Kati Burhanlar. Kati Burhanlar. Delillerimiz.
İstinbat ettiğimiz manalar, mantıki delillerimiz, maksadımız ilahi kelimetullah'tır. Allah'ın dinini aziz etmektir. Allah'ın dininin gitmediği yere dini götürmektir. Veya yanlış anlayışları tahsiye ettik, düzeltmektir. Dahildeki cihat manevidir. Hariçteki cihat maddidir. Dahilde maddi cihat yoktur. Asayişi bozmak yoktur, olmamalı. Cemaatimize her bir mümin manen müntesiptir. Sureten intisap ise, yani dinci, bizim cemaata girmek ne demekmiş? Sureten intisap ise, sünnet-i nebeviyi kendi aliminde ihyaya azm-ı kat'i iledir. Yani cemaate girip ne yapacaksın? Nurcu olunca ne yapacaksın? Sünnet-i seniyyeyi aleminde ihyayı azm-ı kat'i iledir. Yani sünnet-i seniyyeyi aleminde yaşamak, yani onu anlamak, o gayreti olmak için, onun için dini cemaatlara giriyorum diyeceksin. En evvel mürşidi umumi olan ulema ve meşahin ve talebeyi şeriat namına ittihada davet ederiz. Yani o kadar acayip bir hal almış ki hakikaten şimdi daha fazla umum ulemayı, yani dini cemaatlerin başlarını, meşayihleri, şeyhleri, tarikat liderlerini ve talebeleri, bizim gibi konuşanları şeriat namına ittihada davet ederiz. İttihat neydi? Maksatta, esasatta, zaruriyatta, muhkematta, musallamatta ittifak etmek. Onun için dedik mesela dini esaslara, 6 tane dini esasla iman etmek, amentu billahi ve melaiketiye, 5 tane İslam esasına kabul etmek, 3, Kur'an'ın açık emirlerini kabul etmek, müteşabi ayetlerine mana mertebesi olduğundan farklı reylere dokunmamak, sonra İslami esaslar olan 5 tane, 6 tane iman esası, 6 tane, onun dışında mesela içki içmek, efendim zina yapmak, faiz, kumar, katletmek, abi. Katletmek vesaire. Bunlar da bu 5 tane iman, 6 tane iman, 5 tane İslam esasının dışındaki. Bu gene Allah'ın açık şeyleri, haramlarına da, farzlarına da kabul etmek, biz edince onunla beraberiz. Birlik sebebi bu. İstikamet budur. Allah Allah. İstikamet bu ya. Başka yani sanki böyle cennete gitmek için havada uçmak gerekiyormuş. Su üzerinde seccadeyi koyup namaz kılmak gerekiyor. Yok kardeş. Bu kadar basit ya. Şimdi diyor 30 yaşlarında bir genç diyor ustad. Bu sadakat, sebat ve bu külli istikametli bir insan 30 yaşında 90 yaşındaki velilere tefevvük etmiş diyor. Uhuvveti, sadakatı temin ettiği için. Şimdi Münazarat 90'dan okuyacağım. Beşincisi, 100 defa söylemişim, yine söyleyeceğim. Nedir acaba? 100 defa demiş, yine söylüyormuş. 101. Ehli medrese, ehli mektep, ehli tekkenin musallahalarıdır. Medreseler, ilim yapılan yerler. Ehli tekke, zikir yapılan yerler, tarikat, medreseler, ilmi kelam veya iman esasları, dershaneler. Mektepler ise okuldur, ilkokul, ortaokul, lise. Bunların üçü ittifak etmelidirler. 100 defa söylediği şey bu. 101. kez burada söylüyor şimdi. Birbirine kafirlikle, şeylikle itham etmemelidir. Ben hani şöyle diyorum. Aklı ihmal etmiş, kalbi çalıştırmış. Kalbi çalıştırdığı için kalp çok geliştirmiş, kabak gibi olmuş. Kafayı bıraktığı için fındık gibi olmuş. Bazısı kabak gibi yapmış kafayı. Onu çok geliştirmiş,
Kalbi bırakmış, evrat eskarı bırakmış, fiili bırakmış. O da fındık gibi olmuş. Ustad diyor ki, üçü bir araya gelmeli. Bir de okuyayım. Ehli medrese, ehli mektep, ehli tekkenin musalahalarıdır. Ta temayül ve tebadülü efkariyle lakal maksatta ittihat eylesinler. Peki nasıl yapacaklar? En azından temayül etmeli bu işe. Arzu etmeli. Yani bu dersi dinleyince veya bunlar okuyunca hakikaten ya doğru söylüyor ya. Ne karımız oldu ya onu bunu tenkit ederek? Boyun mu arttı? Kemalatın mı arttı? Sebabın mı arttı? Bir Müslüman kardeşini tenkit ederek, kusurlarını göstererek sebabın mı arttı? Kemalatın mı arttı? Ahirette mesuliyetin mi arttı? Veya ahirette sebabın mı arttı? Ama an şartla. Dinin açık alenen haramiyetini helal diyene, helalı da haram diyene onu göstermek zaten farzdır. Ta ki Müslümanlar aldanmasın. Hani var ya gıybet 5 şartta caizdir. Bir tanesi de nedir? Oğlum bak, kızım, falancanın kızı bak görüyor musun? Bak onun arkadaşı olma, bak nerelere gidiyor kızım, bak o kız. Hani onu kurtarmak için caiz. Onun için mesela bir dini cemaatin din adına adam çıkmış harama helal diyor. Ha, onu göstermek hariç. Ne yapacağız? Bir kere ehli medrese, ehli mektep, ehli tekke ittifak edecek. En azından bu dersleri duyunca temayül etmeli. Temayül, meyletmeli. Sonra tebeddül. Tebeddülü efkarıyla. Tebeddül efkar. Fikir alışverişi yapmalı, gitsin, görüşsün, görüş. Maksatta ittifak eylesinler. Yani çok ilginçtir, çok tuhaftır. Ehli mektep, ehli tekke, ehli mekteple ittifak etmişler. Yani üniversitede, lisede, ortaokulda tarikattan da var, Süleymancılıktan da var, Mahmud Efendi de var, Nurculuktan da var, değil mi? Nurcular da var. Yani adeta oraları ne yapmışlar bu Müslüman kardeşlerimiz? Doldurmuşlar. Orada okuyorlar. O gavur tabirlerini İslamlaştırıyorlar. Mesela yağmur yağdı diyor, yağdırıldı diyor. Tamam. Maymundan geldik diyor, çocuğun kafasına Adem'den geldik diyor. Yani gidiyor orada bak dini anlatıyor, namaz kılıyor, Müslümanlar da var. Biraz ittifak edilmiş yani. Orada ihtilaf yok dinle. Dinle, mektep bizim yok. Ama gariptir ki din demiyor mektep, hocalar. Onunla ittifak ediyoruz. Din diyen iki grupla ittifak edemiyoruz. Yani sokaktaki dinden kopuk olana daha çok muhatap olup anlatabiliyoruz. Bir Müslüman bir Müslümana muhatap olup anlatamıyoruz. Konuşamıyoruz, hemen kavga ediyoruz. İhtilaf ediyoruz. En azından fikir alışverişi tebadülü efkârı ile lakal maksatta ittihak eylesin. Peki nasıl yapacağız? Mesela bak sen çalışıyorsun, sen de. Meslektaşsınız ha ikiniz de. Ondan tanışırsınız. Şimdi ne yapacaksınız biliyor musun? İş yerinizde. Bunlar da talebe. İhtilafi meseleleri niye atıyorsun? Memur arkadaşın, talebe arkadaşın, esnaf arkadaşına. Biliyorsun ki falanca grupta. Niye ihtilafi meseleleri açıyorsun? Tam da yani. Abi ben hakikati söylüyorum. Hayır değil o. Kime ne konuşacağını bilmen lazım. Allah'ımız bir, peygamberimiz bir, Kur'an'ımız bir, kitabımız bir, kıblemiz bir, güneşimiz bir, dünyamız bir, vatanımız bir. Değil mi? Bir. Ne kadar birliklerimiz var? Hocamız bir olmasın canım. Hocayı dana bir. Peygamber aleyhisselam. Bir tane. O da münadi yani. 14 tane saf var. İmam bir tane. Peygamber aleyhisselam. Mekke bir. Mihrab. Medine. Minber. İmam da Peygamber aleyhisselam. 14 tane saf var. Satas bir mescid. Peygamber aleyhisselamın Allahu Ekber'ini veya Kur'an'daki şeyde, namazdaki hareketlerini bize nakledene ne denilir? Münadi mi diyorlar? Nida iş yapar.
Yani Allahu Ekber. Birinci saf. Allahu Ekber. İkinci saf. Allahu Ekber. 14 tane münadi var yani. O şeyi nakleden. Tek bir tane imam var. Kardeşim bu kadar birliklerimiz var ya. Kitabımız bir ya. Abi Avrupa'nın kitabı bir değil. 4 tane kitabı var. 366 taneden 360 tane düşürdüler İznik meselesine. 4'e indirdiler. 4, bir tane de eski ayet diye Yahudilik girmiş hepsine. Eski ayet diye. Lan ittifak ediyorlar kitapları bir olmadığı halde. Peygamberleri bir değil. Musa, bir tanesi Musa'ya inanıyor Aleyhisselam, bir tanesi İsa'ya inanıyor. E bizim kitabımız da bir ya. Çok acayip ya. Aklım almıyor. Teessüf ile görülüyor ki onların tebeyyünü efkarı ittihadı tefrik ettiği gibi tehalufu meşaribi de terakkiye tefkif etmiştir. Yani ne anladın? Söyle bakalım. Bir de okuyayım, iyi dinle. Teessüf ile görülüyor ki onların tebayyünü efkarı fikirlerin belirlenmesi ittihadı tefrik ettiği gibi ittihadı tefrik yani hepsinin fikrinin farklı olması ittihadı normalde ittihad etmemeleri lazım diyor. Ben öyle anladım abi. Yok. Tefrik fark et diyorlar. Yani bir yerde farklı farklı fikirlerin bir yerde ittifak etmemizin lazım olduğunu anladılar. Çünkü böyle bir şey olma güç olamayız dediler. Yani normalde tefrik etmeleri lazım ama etmiyorlar. Bir yerde bu onların bir yerde birleşmesini sağlıyor. Yani birleşme ihtiyacını anladılar. Sen ayrı fikir var. Sen de farklı farklı. Sen de ben de ayrı. E tamam ama güç de olmamız lazım. Ama seninkisine ben gelemem, senin ben de gelemem. O zaman ortak bir şeyimiz bulmamız gerekiyor. Bunu fark ettiler. Güç olmak için birbirimize davet etmek, birbirimize dahil olmakla olmuyormuş. Hepimizin mutefekun aleyh diyeceğimiz bizim dışımızda bir kaynak olmalıydı, onu fark ettiler. Tefrik ettiği gibi tehalufu meşarip de terakkiyatına tefki etmiştir. Yani tehalufu meşarip meşreplerin farklı olması, ihtilafı. Yani bunların birbirlerinin meşreplerinin farklı olması kendilerine renk kattıkları düşündüler abi. Ve terakki ettiler. Terakki ettiler. Yani meşrelerinden bir şey öğrendiler abi. Evet öğrendi. Kimisi diyelim ki uygulayalım. İğne yapıyor. Tekisi kazak yapıyor. Tekisi ayakkabı yapıyor. Birbirine hücum etmediler yani. Veya bir fabrikada birisi demir getirir, birisi ısıtır, birisi sonra birisi deler. İğne yapmak için. Ayakkabı yapmak için kavucuk getirici deri getirdi, birisi dikiş yaptı, birisi astar koydu, kimisi boyadı, kimisi ayakkabı bağı getirdi, kimisi ölçüyor, kimisi biçiyor, kimisi kalıba sokuyor. Herkes farklı farklı iş yapıyor ama netice bir. Ulan bir ayakkabıda ittifak ediyorlar ya ayakkabı fabrikasında. Ayakkabı fabrikasında 1500 tane fabrika işçisi ittifak etmiş. Lan ayakkabı çıksın diye. Biz bir dinde ittifak edemiyoruz ya. Bir ayakkabı kadar şey yapamadık bu işi ya. Meşab terakkiye tefkif etmiştir. Zira her biri mesleğine taassup, başkasının mesleğine satihiyet itibariyle tefrit ve ifrat ederek biri diğerini tadlil, öteki de ötekini tecil eğiliyor. Yani mesleğine taassup. Tamam, mesleğine taassup. Ne olur? Başkasının mesleğini satiyetin itibariyle. Yani başka mesleği. Yüzeysel bakıyor abi. Yüzeysel bakıyor. Tefrit. Yani yüzeysel bakarak tefrit ediyor. Değil mi yani? Bilmiyor. Mesela diyelim ki ben Adıyaman'a böyle bakıyorum, yüzeysel bakıyorum. Ondan sonra tenkide sebep oluyor. Ne diyor? Tefrit ediyor. Adamları indiriyorum ta aşağıya. Bilmiyorum için. Bize de çiçekçi böcekçi diyorlar abi. Çiçekçi böcekçi, evet. İfrat ederek bir de. Tefrit ve ifrat ederek. Mesela. Ya vasat diyor. Ya sünnete de hizmet ediyorlar. Allah ve peygamber diyor. Yani onlar demiyor. Ya ifrat ve tefrit ediyoruz. Biri diğerini tadlil. Biri diğerini tadlil. Tadlil. Yani dalalet manasına gelir ya da alçaltma manasına. Alçaltma işte. Dal, aşağı dal.
dalaletle ya daha çok daha ya batıl ya bu bir şey değil. Öteki de berikini teçhil eyliyor. Cehalette suçtu. Ötekisi birinci alçak diyor, ötekisi de cahildir diyor. Çok acayip ya. Elhasıl İslamiyet hariçte temessül etse, İslamiyet maddeye dönüşse, donsa, yani duman, nur, ısı dondu, odun oldu ya, odun. İslamiyet de bütünlüğüyle bir donsa, bir menzili mektep olurdu. Bak bir daha söylüyorum, bir odun düşün. Duman yok mu? Odada duman var. Nur yok mu bunda? Var. Odada da nur olsun. Nar yok mu sıcaklık? Var. Kül de var. Tamam. Bu odada duman, kül, ısı, ışık var. Onu dondursak, odun olduğu gibi, İslamiyet'i dondursak, ne çıkar biliyor musunuz? Bir menzili mektep. Bak İslamiyet donsa bir menzili, bir menzil, bir yeri, bir bölümü okul, fenler, fizik, kimya, matematik, bir hücresi medrese, bir köşesi zaviye hani zikrediliyor ya, zaviye, salonu dahi mecmaül kül olur. Hepsinin toplandığı yer. İslamiyet donsa bir menzili medrese olur, bir menzili mektep olur, bir menzili tekke olur. Peki nerede buluşacaklar? Salon yok mu? Oda var, yatak odası. Mutfak var. Tuvalet var. Bir de hepimizin birleşeceği. Yatak odasını hepimiz birleşemeyiz. Tuvalet hepimiz birleşemeyiz. Değil mi? Mutfakta hepimiz birleşemeyiz. Herkes var. Ama salonda hepimiz birleşiriz. Ne deniliyor? Buna da mecmaül kül olur. Salonu da buymuş. Biri diğerinin noksanını tekmil için bir meclisi şura olarak bir kasr-ı meşayid-i nurani timsalinde arz-ı didar edecektir. Ayine kendince güneşi temsil ettiği gibi şu medreset-ü zehra dahi o kasr-ı ilahi haricen temsil edecektir. Ustad medreset-ü zehra'yı istemiş. Medreset-ü Zehra'yı tanımlamış oldu. Nerede istemişti? Van'da. Van'da diyor. Nasıl ki diyor Orta Doğu'da Ezher Üniversitesi Müslümanların birleşmesine sebep oldu eğitimde. Bu Ezher Üniversitesi fenler de var. Fenlerle din beraber okutuluyor. Şimdi diyor aynı bunun gibi diyor Osmanlı Memleketi Kürdistan var, Lazistan var, buralar var, İran var, Irak var, Suriye var, Kafkaslar var, Balkanlar var, Türkiye Cumhuriyetler var. Ya onların da birbirliğine sebep Van'da diyor bir Medreset-ü Zehra olsun. Medreset-ü Zehra'nın peki içerisi ne olacak? Bir köşesi mektep olacak. Bir köşesi medrese olacak. Bir köşesi tekke olacak. Bir de orta bir salonları var. Onun adına da şey diyor, ne güzel diyor ya. Salonu dahi mecmaül kül. Toplanma yeri. Görüşme yeri. Fikir alışveriş yapacak. Ama bir talebe, ben mektebe ne gidiyorum? Tekkeye gitmem, medrese gitmem. Yok. Adam girdi mi üçünden de çıkacak. Yani mesela İstanbul Üniversitesi hukuka gittim, işletmeye gitmem. Orada öyle değil. Girecek. İlk önce dinin temel derslerini alacak medrese. Bunu alırken mektebi de alacak. Bunu alırken eyleme ve evradı da olacak. Tek. Üçüyle donatılıp oradan fabrikasyon mamul çıkacak. Sırf mektep olursa kafası kabak gibi, kalbi bırakmış fındık gibi oldu. Bunlar da taassup olur. Tamam. Bıraktı. Bu şimdi ehli tekke
de kalbi aldı, kafayı bıraktı. Bunlarda da cehalet oluyor. Allah Allah. Ne güzel barıştırıyor Üstad ya. Diyor ki, Mektubat 268. Üçüncü sual ederiz ki, hak namına, hakikat hesabına olan tesadüm-ü efkar ise, maksatta ve esasatta ittifak ile beraber vesailde ihtilaf eder. Hakikatın her köşesini izhar edip, hakka ve hakikata hizmet eder. Fakat tarafkirane ve garazkârâne, firavunlaşmış nefsi emmare hesabına hot vuruştuk. Şöhret perverane bir tarzdaki tesadüm-ü efkardan barikayı hakikat değil, belki fitne ateşleri çıkıyor. Çünkü maksatta ittifak lazım gelirken, öylelerin efkarının küre-i arza dahi nokta-i telakkisi bulunmaz. Yani bazıları da acayip bir şey. Hani bizim Karadeniz'deki hocanın vaaz ettiği gibi. Öşür anlatıyor. Cemaat öşür vereceksiniz diyor. Tamam mı? Öşür vereceksiniz diyor. Çayın da öşürü var, balın da öşürü var. Söylüyor, tehdit ediyor. Bu hareket tehdit hareketidir. Ama kime vereceğini de adres belirliyor. Adrese teslim. Bak görüyor musun? Öşür vereceksiniz diyor. Tamam mı? Nereye? Yani onun gibi. Ya bu cemaat var ya, bu cemaatler veya şunlar bunlar. Bunlar var, hiç Uhuvvet Risalesini okumamışlar. Bunlar hiç İhlas-ı Hikmet okumamışlar. Bunlar hiç layıkadan anlamamışlar. Bunlar var ya, şuraya bak, yaptığına bak. En dehşetli adavet dersi Uhuvvet Risalesi'nde yapılıyor. En korkunç riya, ihlassızlık dersi de riya dersinde yapılıyor. Çünkü dersi anlatırken kullandıkları malzeme mutlaka hariçtir. Çünkü ne kullanacaksın, izah nasıl yapacaksın? Var ya, görüyorsunuz arkadaşlar. Bak şurayı görmüyor, bak. Görmüyor musun? Bak, burayı görmüyorlar. Allah Allah, hayret ediyorum ya. Bu adama bak ya, bu kadar kitap okumuş, bu kadar ders yapıyor. Şu cümleyi, şunu dusturu görmedi ya diye İhlas Risalesi'nde ihlassızlık yapılıyor. İnan bana, tevhidde, söyleyin bana, söyleyin. Tevhidde adavet dersi olur mu? Tevhidde adavet dersi olmaz. Teavun dersi var. Tevhidde teavun var. Kainat farklı ama bir bütünlük için hareket ediyor. Güneş, hava, toprak burada ittifak etmiyor. Tevhidi anlatırken ittifakı anlatıyoruz. İttifakı anlatırken ihtilaf ediyoruz. Yani cemaatler ittifak edecek. Niye? Bak, etmiyorlar. Şuraya bak. Gelmiyor arkadaş buraya. Yani buraya gelmiyor. Sen kendi anlayışına şey yapıyorsun. İşte ne diyor? Peki nereye geleceksin? Buraya gelmeyeceksin. Oraya da gelmeyeceksin. Diyeceksin. Esasatta ittifak edeceğiz. Eğer dini cemaatlarsa, dini cemaatlar isek, nurculuğun dusturlarına, laikanın kaidelerine değil, cinayet olur. Esasat neresidir? Dini cemaatlar edile-i şeriyedir. Dinin mutefekun aleyh olan muhkematta, muselamatta, zaruriyatta ittifak etmeli. Edile-i şeriye, kitap, sünnet, icma, kıyas. Gel hususi yapalım, cemaatin içine gir. Bu kadar efradı olan bir cemaati da bir yapan, o cemaatin dusturları var. Mesela nurcuların dusturu nerededir? Laikalardır. Sözler okuyarak sen istikamet bulamazsın. Sözler okuyarak, lemaları okuyarak, mektubatı okuyarak tarz hareketini bilemez. Amenu ve amilu salihat. Yani iman ama salih amel. Salih ameli neyi nasıl yapacağını laikalarla bilirsin. Başka bilemezsin. Bilmem mümkün değil. Mektubatlarla nasıl bileceksin? Bir parça belki izah ediyor ama bir noktada. Ama küllümen yani ölçüleri laikalar veriyor. Nurcuların ilmi âlidir laikalar. Zübeyir abinin sözü bu. Niçin bunu anlattım? Şuradan anlattım. Fakat tarafkirane ve garazkârane firavunlaşmış nefsi emmari hesabına hot vuruştuk. Şöhret perverane bir tarzdaki tesadüm efkardan, yani buraya demekten, barikayı hakikat değil, belki fitne ateşleri çıkıyor. Çünkü maksatta ittifak lazım gelirken
Öylelerin efkarının küre-i arzda dahi noktayı telakisi bulunmaz. Yani mesela iki tane paralel çizgi düşünün. Sonsuza doğru gitse acaba birleşme ihtimalleri var mı? Yok. Eğer 0.000.000'da 1 biraz farklı olsa şu sonsuza gidemez de bir yerde bulaşırlar. Onun için paralel gitmek de olmaz. Onun için paralel deniliyor ya, paralel. Paralel hiçbir zaman ittifaka sebep değildir. İhtilafı devam ettirir paralel. Onların diyor kainatın sonuna kadar da gitsen paralelin ittifaka sebep olmaz. Niye? Bak ne diyor? Diyor ki çünkü maksatta ittifak lazım gelirken öylelerin efkarının küre-i arzda dahi noktayı telakisi bulunmaz. Yani adam bana gel diyor. Ya dinde ben varım. Dinin esasatını kabul ettim. Yok. İlle benim dediğim olacaksın. Benim yanımda olacaksın. Bana tabi olacaksın. İşte bunların diyor küre-i arzda birleşme noktası yok. Hak namını olmadığı için nihayetsiz müfritane gider. Kabili iltiham olmayan inşikaklara sebebiyet verir. Hali alem buna şahittir. Divan-ı Harbi 19'dan bir şey okuyorum, bitti. İşittim. İttihad-ı Muhammed-i Aleyhisselatü Vesselam namı ile bir cemiyet teşekkül etmiş. Nihayet derecede korktum ki bu ismi mübarekin altında bazılarının bir yanlış hareketi meydana gelsin. Sonra işittim. Bu ismi mübareki bazı mübarek zevat, Süheyl Paşa ve Şeyh Sadık gibi zatlar daha basit ve sırf ibadete ve sünnet-i seniyeye tebaiyete nakletmişler. Ve o siyasi cemiyetten katı alaka ettiler. Siyasete karışmayacaklar. Lakin tekrar korktum dedim. Bu isim umumun hakkıdır. Tahsis ve tahdit kabul etmez. Ben nasıl ki dindar müteaddit cemiyete bir cihetle mensubum. Zira maksatlarını bir gördüm. Kezalik o ismi mübareke intisap ettim. Lakin tarif ettiğim ve dahil olduğum İttihad-ı Muhammedi'nin aleyhissalatü vesselam tarifi budur ki. Şimdi İttihad-ı Muhammedi tarifini yapıyor. Neymiş İttihad-ı Muhammedi? Şarktan garba, cenuptan şimale uzanan bir silsile-i nurani ile merbut bir dairedir. Dahil olanlarda bu zamanda 300 milyondan ziyadedir. Bu ittihadın cihetül vahdeti ve irtibatı tevhid-i ilahidir. Peyman ve yemini imandır. Müntisipleri kalu beladan dahil olan umum müminlerdir. Defteri esmaları da lef-i mahfuzdur. Bu ittihadın naşiri efkarı umum kütüb-i İslamiyedir. Günlük gazeteleri de, hani gazete hastasıyım, haber hastasıyım var ya diyenlere duyurulur. Günlük gazeteleri de ilahi kelimetullahı hedefi maksat eden umum dini gazetelerdir. Kulüp ve encümenleri, cami ve medreseler ve dini medreseler ve zikirhanelerdir. Merkezi de Harameyn-i Şerifeyn'dir. Böyle cemiyetin reisi Fahru Alem'dir aleyhissalatü vesselam. Mesleği herkes kendi nefsiyle mücahede, yani ahlak-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam ile tahalluk ve sünnet-i nebeviyeyi ihya ve başkalara da muhabbet ve eğer zarar vermezse nasihat etmektir. Bu iddiadın nizamnamesi, sünnet-i seniye ve kanunnamesi evamir ve nevahi şeriyedir. Bak, bu iddiadın nizamnamesi sünnet-i seniye ve kanunnamesi evamir ve nevahi şeriyedir. Ve kılıçları da berayin-i katiadır. Evet. Zira medenilere galebe çalmak ikna iledir, icbar ile değildir. Tarihi hakikat muhabbet iledir. Hüsümet ise vahşet ve taassuba karşıydı. Hedef ve maksatları da ilahi kelimetullah'tır. Şeriatta %99 ahlak,
ibadet, ahiret ve fazilete aittir. %1 nispetinde siyaseti mutaliktir. Onu da ulul emirler düşünsünler. Şimdi maksadımız o silsile-i nuraniyi ihtizaza getirmekle herkesi bir şefku hayişi vicdani ile tariki terakkide Kâbe-i Kemalata sevk etmektir. Ve ahir davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha'tıma selavat.